Değerli seyirciler, merhaba. Ben Kudret Yıldır. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Piyasaların ana gündem maddesi Fed olmayı sürdürmektedir. Özellikle geçtiğimiz hafta 2021 Aralık toplantısının ayrıntılarına ulaştığımız tutanakları gördük ve tutanaklar sonrasında özellikle faiz artırım tarafındaki tahminlerin vadeli kontratlara baktığımız zaman Mayıs ayından Mart ayına doğru bir revize gerçekleştirdiğini görebilmekteyiz. Yani Mart ayında Amerika Merkez Bankası Fed faiz artışı gerçekleştirebilme ihtimali %70 oranına çıktığını söyleyebiliriz. Hatta hani bu oranlama içerisinde en fazla tabii ki artış görüntüsü 25 bas puan ama çok küçük bir miktarda 50 bas puana doğru bir görüntüde kayıyor. Yani tabii ki 25 bas puanlık bir faiz artışı kuvvetli olacaktır ama burada ana görüntü şimdi önümüzde bir omikron varyantı ve ülkeler üzerindeki etkisi dikkate alınmasına karşın Fed özellikle enflasyon ki nitekim sizlere Twitter'da da paylaşmıştım. Belki görmüşsünüzdür. Geliyor gelmekte olan hususunda 8,8 trilyon dolarlık bilanço ister istemez Fed'in daha agresif bir tonda görüntü oluşturabilmesine olanak tanıyor. Yani Fed aslında daha şahin bir görüntüyle koşar adım faiz artışına gidiyor. Ha, Ocak ayı toplantısında böyle bir aksiyon çıkar mı? Çıkma ihtimali zayıf ama Mart ayındaki toplantısında bu ihtimal üzerinde ciddi anlamda durulmaktadır. Tabii Mart'a kadar köprünün altından çok sular akabilir. Ancak hani burada omikron varyantına çok ciddi bir değişim izlenirse ancak bu görüntü olabilir. Bunun dışında hani Fed gerçekten mevcut faiz artışı görüntüsüne gitme konusunda istekli olduğunu söyleyebiliriz. Ha, bize dönecek olursak bizde de şu an için İşte Merkez Bankası yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022'nin ilk çeyreğinde sakin kalabilecek mi soru işaretleri oluşabilir. Çünkü son dönemde özellikle kur korumalı mevduat görüntüsünde hani 18'den 10'lara doğru bir düşüş sonrasında kabataslak şu anda 14'ü baskılayan ya da 14'ü kale olarak görülen bir senaryo izleniyor ama hani Fed arkadan geldiği için ve bizde de enflasyon baskısı gündemde yer aldığı için Merkez Bankası da bu baskıyı faiz artışıyla desteklemediği için otomatik olarak biz yeni dönemde 14 seviyesi üzerinde bir kur hareketi izleyecek miyiz, izlemeyecek miyiz? İzlerken müdahaleler yeterli olacak mı, olmayacak mı? Bunu inceliyor olacağız ama bizim açımızdan olumsuz bir görüntü Fed görüntüsüyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir de eğer Merkez Bankamız 2022 ilk çeyrekte hani ben bekle gör politikası oluşturacağım vurgusundan çıkıp faiz indirimlerine devam edecek olursa burada kur üzerindeki yukarı yönlü reaksiyonlar tekrardan tarihi zirveye doğru bir hareketlenme potansiyelini destekler. Bu sebeple de yeni dönemde özellikle yurt içi dinamiklerine ayrıca bakıyor olacağız. Yeni hafta dinamiklerinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Öncelikle Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacağını söyleyebiliriz. İşte Bankacılık Komitesi'nde yapacağı sunum bu açıdan önemli. En azından Fed'in tavrını resmi ağızdan duyabileceğimiz için bu anlamda başkanın konuşması önemli olacaktır. Bunun yanı sıra Amerika'dan enflasyon gelecek. Enflasyon da özellikle çekirdek tarafında %7, manşet tarafında da düzeltiyorum, çekirdek tarafında %5,4, manşet tarafında da %7'lik bir beklenti var. Enflasyon gümbür gümbür geliyor. Yukarı yönlü reaksiyonlar devam ediyor. Bu sebeple de Merkez Bankası yani Fed'in agresifliğini burada yadsınamaz. Bu sebeple de bu rakamların da üzerinde yani beklentinin de üzerinde bir reaksiyon görecek miyiz? Buna bakıyor olacağız. Hani bunun dışında ne var? Amerika'dan perakende satışları verisi var. İşte FOMC üyeleri Mastercard'dır, George'dur, Williams'ın konuşması var. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklaması var. İngiltere'den imalat ve sanayi üretimi gibi veriler söz konusu. Ama dediğim gibi ana odak noktası benim şahsi düşüncem 3 tane gösterge. Bir Fed Başkanı Powell'ın açıklaması, iki enflasyon Amerika'da, hani üçüncüyü de konuşacak olursak Amerika perakende satışlarına bakabiliriz. Bu bilgiler ışığında
aslında teknik beklentilerimize geçebiliriz kolay bir şekilde. Dolar endeksiyle başlayalım. Dolar endeksinde bir geri çekilme var ama ana trend hala pozitif tarafta. Bu sebeple de trend değişmediği müddetçe dostumuzdur, sloganımız sürmektedir. Ana bölge 94-80-95 bölgesi. Ara destek bölgesi 95-50'dir. Yukarı yönlü hareketlerde de 96-85'er kısa vadeli olarak ilk dikkat edilmesi gereken direnç noktasıdır diyebiliriz. Euro dolar paritesinde yani birazcık toparlanma eğilim var. Dolar endeksindeki geri çekilmeyi biraz önce görmüşsünüzdür son mumlarda. Ama hani dolar endeksinde pozitif senaryo devam ediyor diyoruz. Euro dolarda da negatif trend devam ediyor. Hani burada belki 1.1390'ın üzerine çıkıp 1.15 denemesi yapabilir. Ama grafik anlamında baktığımız zaman da 16 Haziran 2021'den beri 100 günlük üstel hareketli ortalama euro doların negatif trendini destekliyor. Bu sebeple de 1.15 geçilmediği müddetçe aşağıda 1.12'ye kadar bir hareket alanı oluşabilme potansiyeli söz konusudur. Ama bunun öncesinde belki 1.15 denemesi olabilir. Ha, bunun için de 1.1390 direncini takip etmek gerekiyor. Ons altın tarafına gelecek olursak, ons altında 1.833'ler geçilemediği için baskı gördü. Ama baskı görmesine karşın alt tarafta yine toparlanıyor. Şimdi Fed'in baskısı, Fed'in agresif tonu burada ons altın tarafında yukarı yönlü hareketleri sınırlandırıyor. Ancak yeni dönemde enflasyon temasıyla birlikte enflasyon üzerindeki getiri beklentisi, borsa, altın, Bitcoin gibi varlıkların çok daha önemli bir performans sergilemesine imkan tanıyabilir. Nitekim hani teknoloji endeksini az da saymazsak benchmark S&P 500'ü inceleyecek olursak özellikle bu anlamda yukarı yönlü beklentiyi korumaktadır diyebiliriz. Tabii teknoloji endeksinin algı bozulması diğerlerine de sıçrayabilir mi? Onu ayrıca değerlendireceğiz ama şu an için özellikle enflasyon üzerinde getiri beklentisiyle ons altın, Bitcoin ve ABD borsa endeksleri özellikle S&P tarafında bir yukarı yönlü harekete şaşırmamak gerekiyor. Ha, bu sebeple de ons altında hani biraz daha temkinli olmakla birlikte 1833 seviyesi üzerindeki kalıcılığı takip etmek gerekiyor. Eğer bu şart sağlanmazsa 1833 yukarıda, aşağıda 1745 bu bölge içerisinde sıkışır durur. Hani Kasım ve Aralık toplantıları Fed toplantıları ile birlikte ons altın kaba taslak 1745-50 buralarda dip yapmıştı ama teyit kazandıramıyor. Bu sebeple de biraz hani ons altında bekle gör politikası oluşabilir. Peki ons altın bekle gör politikası oluştururken acaba Bitcoin buradan sıyrılıp yukarı yönlü reaksiyonları hızlandırabilir mi? Eminim ki şu anda çoğu kriptoda işlem gören özellikle Bitcoin'dir, Ethereum'da burada işlem gerçekleştirenlerin elleri titriyor olabilir ya da korkuyor olabilirler. Acaba 40 bin altında aşağı çakılacak mı? Daha da düşüşler olacak mı? Ben tedirgin olacak mıyım? İşte daha fazla tedirginliğim artacak mı? Gibi gibi sorular sormaya başladığını söyleyebiliriz. Özellikle de hani bu son süreçte 40 binlere doğru bir geri çekilme ister istemez biraz tedirginlik yaratıyor. Ama ben teknik anlamda grafiği değerlendirdiğimde henüz tedirginlik yaratacak bir görüntü izlemiyorum. Ha buradan mutlu olalım, hani rahatlayalım mı? Hayır. Ama tedirginlik yaratma hususunda henüz ben net bir görüntü görebilmiş değilim. Aksine biraz yukarı yönlü bir toparlanma izlenirse şaşırtıcı olmayacaktır. Ben uzun vadeli konjonktürde Bitcoin tarafında 44 binlerin üzerinde kalıcılık sağlanırsa ki uzun vadeli grafikten kasıt aylık grafik olduğu için aylık kapanıştan bahsediyorum. 44 binin üzerinde aylık kapanış pozitif reaksiyona teyit kazandırır. 41 binlerin altında aylık kapanış burada negatif bir fiyatlama reaksiyonlarını hızlandırabilir diyebiliriz ki nitekim negatif senaryoda kabataslak 31 binlere kadar bir hareket alanı hatta 31 bin 29 binlere kadar bir hareket alanından bahsedebiliriz. Eğer pozitif bir reaksiyon sunulursa o zaman burada 49 binler 54 binler dikkate alınabilir gündemimizi meşgul edebilir. Şu anda birazcık yatayda gidebilir hatta biraz pozitif reaksiyon girilebilir ama uzun vadeli konjonktürü ben henüz tedirginlik yaratacak bir görüntüyü görmüyorum. Hala pozitif
taraftayız diyebiliriz. Tabii kısa vadeli olarak baktığımızda biraz algı değişti. Yani hareket zaten 40 bin denemelerini, 39 bin denemelerini sizlere aktarmıştık. Yani buraya kadar bir düşüş olabileceğini kaç haftadır söylüyoruz. Nitekim beklediğimiz bölgeye geldi. İşte bu noktadan itibaren aslında işin hani avını bekleyen aslan misali vurgusunda dikkat çeken bir profil izliyor. Neye dikkat edeceğiz peki kısa vadeli olarak? Aşağıda 39.300, 40.500 bölgesi, yukarıda 42.150 bölgesi dikkate takip edilecektir. 39.300'ün altında günlük kapanış yaparsa bir negatif ralliden bahsedebiliriz. 42.150'nin üzerinde günlük kapanış yaparsa o zaman bir pozitif ralliden bahsedebiliriz. Tabii burada şunu da söylemekte fayda var. Yani yukarı yönlü bir reaksiyon izlense de henüz pozitif tarafta değiliz. Bu yükselişleri bir tepki alımı olarak hani dikkate alabilirsiniz. En azından yukarı yönlü reaksiyonlarda tamam artık yükselecek, buradan sonrası hani gidecek diyebilmemiz için bakın yukarıdaki hareketli ortalamaların teyit kazandığı 47.650 bu bölgenin üzerinde günlük kapanış yapması lazım ki görünüm netleşmiş olsun. O zaman 55 binleri, 63 binleri konuşabiliriz. Ama henüz bunları konuşabilmek için erken ama dediğim gibi hani yukarı yönlü bir reaksiyon beklentisi, bir tepki alımı düşüncesi gündemimizde 42.150'nin üzerindeki günlük kapanış bunu teyit eder. 39.300'ün altındaki günlük kapanış ise tedirgin olmamızı sağlayabilir ki böyle bir durumda o 29.000 senaryosu gündemimizi meşgul edebilir. Burada Relative Vigor Index göstergesinde bir alıma dönme görüntüsü varken Accelerator Oscillator henüz bana bir pozitif sinyal vermiyor. Trend çizgisi bölümünden dönüş kaydettik. Bakın bir sinyal vermeye başladı ama hareketli ortalama henüz bana bir sinyal vermiyor. Yani göstergeler hepsi baktığımız zaman henüz bir sinyal vermiyor pozitif tarafta. Bu sebeple de biraz dikkat etmek gerekiyor Bitcoin tarafında. Ama yine söylüyorum, kişisel fikrim bu hafta bir tepki alımı haftası olabilir şeklinde. Buradan yurt içi tarafa gelelim ve videomuzu sonlandıralım. Nereye dikkat edeceğiz dolar Türk lirasında? 13.95 teorik anlamda, psikolojik anlamda da 14 seviyesi. Bu bölgenin üzerinde kalıcı bir hareket görmemiz lazım ki dolar Türk lirası yükselişi teyit kazanmış olsun. Nitekim siz de biliyorsunuz ki 14 seviyesi geçilmesin diye önemli bir çaba söz konusu. Ancak daha videonun en başında Fed ile birlikte başlayan süreci aktardığım için bu görüntü yani 14'ü üzerinde kalmaması ya da 14 baskılanma süreci başarılı olamayabilir. Çünkü gümbür gümbür Fed geliyor. Global bu bakış açısı doların güçlenme eğilimini kuvvetlendirebilir. Yeni dönemde dikkat etmekte fayda var. Ha, tabii ki Omikron varyantıdır. İşte Kasım ayındaki o 4,5 milyon işsizlik işsiz rakamını baskılarıdır. Fed'i bu noktada biraz ikna ediyordur, sakin kalmayı sürdürüyordur. O bizim avantajımız olur. O zaman kur yukarı çıkışını sınırlandırır. Ama şu anki görünen kılavuz bize Fed agresif tonunu devam ettiriyor. Dolar yeni dönemde güçlenme eğilimine devam edecek. Bu da dolar Türk lirası üzerinde baskılayıcı bir unsur olacak. Ha, bizim tarafımızda da Merkez Bankası eğer bir indirime giderse otomatik olarak da burada yukarı yönlü reaksiyonlar etkisini hızlandırabilir. O zaman senaryomuz şu. 13.95-14 bölgesi aşılacak mı, aşılmayacak mı? Aşılırsa 14.79-15.61 gibi rakamları telaffuz ederiz. Aşılmazsa ne olur? O zaman biraz geri çekilme, biraz tepki hareketi. Nereye kadar? 13.38, 12.90, hadi bilemediniz 12.37'lere kadar bir reaksiyon izlenebilir. Ama bu geri çekilme olsa dahi hala pozitif trendde olduğumuzu göz ardı etmeyelim diyebiliriz. Buradan Borsa İstanbul Yüz Endeksine de geçelim. Orada da yukarı yönlü reaksiyonların devam ettiğini çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Özellikle baz aldığımız hareketli ortalamaların üzerine çıktıktan sonraki performans dikkat çekiyor. Zaten bu bizim için şaşırtıcı değil. Zaten sizlere bunu net bir şekilde aktarmıştım. Şu anda bu hareketli ortalamaların üzerindeki algı devam ediyor. Ha, nereye kadar devam edebilir? İşte yukarıda
2060'lar, daha sonra 2125'ler buralara kadar devam edebilme ihtimali söz konusu. 2125'e gelirse tekrar bir karar verme sürecine geçeceğiz. Ama hareketli ortalama, yani kaba taslak hareketli ortalamaların genel bölgesine baktığımızda 1930-1985 bölgesi üzerinde algı pozitiftir. Nasıl global tarafta ne diyoruz? Enflasyon üzerine getiri diyoruz. İşte S&P 500 benchmark diyoruz. Altın ya da Bitcoin burada primlenebilir diyoruz. Nitekim bizim borsamızda özellikle enflasyon üzerindeki getiri arayışı ister istemez hisse ayrışması baz altında yukarı yönlü reaksiyonların devam edebilme potansiyeli ön planda olacaktır. Özellikle bu yılın hisseler arasında ayrışmaların olabileceğini de, yani her hisseyi aldığınız her hisse size para kazandıracak gibi bir düşünce içerisine girmeyin. Daha önceki yıllarda bunu yaşadık ama artık amatörle profesyonelin ayrılabileceği bir yıl olacaktır. Biraz daha bu yıl dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki yabancılar hisse satıyor. Yabancı oranımız çok düşük. Yerliyle bir noktaya geliyoruz. Daha da geleceğiz. Yukarı yönlü reaksiyonlarımıza devam edeceğiz. Grafik bize bunu söylüyor. Ama hani burada eğer yabancı desteği de alınırsa daha da agresif bir ton izlenebilir. Aksi takdirde bir miktar daha sakin ama kademeli bir yükseliş hareketinden bahsedebiliriz. Genel çerçevede sizlere genel bir makro değerlendirme ve önemli varlıklara ilişkin teknik değerlendirmeyi bu şekilde aktarmış olduk. Yeni hafta dinamiklerinde başarılı bir trade hafta diliyorum.